Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar felsefe dersimizin birinci yazılı öncesi birinci ünitemizin özetini yapacağız. Sınavlarımız klasik olacak o yüzden klasik sorulara nasıl cevap vereceğiniz hususunda inşallah sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Felsefenin kelime anlamıyla başlayalım. Felsefe filosofya yani filo sevgi aramak kelimesiyle yaz yani bilgi bilgelik kelimelerinin birleşmesi neticesinde bilgi bilgelik sevgisi arayış şeklinde anlam almış felsefe filosofyadan gelen bir kelime. Hikmet kelimesiyle devam edelim. Varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilgiye ulaşılmasına hikmet denir. Bir bilgi var diyelim, bir değer var. Bunun üzerine bütün açılardan yaklaşıp da bir bilgiye ulaşma çabası hikmettir. Hikmet bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Yani bir varlığın gerçekliğine ulaşabilmektir. Hikmette tamamlanmışlık vardır. Diyelim ortada bir sorun var. Bunu bütün delilleriyle, yöntemleriyle araştırıyorsunuz sonucuna varıyormuşsunuz ve burada diyoruz ki 2 2 daha dörttür. Sonucu ulaştık ki işte bu hikmet oluyor. Felsefe ise hikmetin aksine sürekli bir bilgi, bir hakikat arayışı vardır. Yani artık iyi şudur, güzel budur işte tanrı budur, din budur diye bir e, sonuç yok. Sürekli bir arayış. Felsefede tamamlanmış yok, sürekli bir arayış var. Hakikat iki anlamda kullanılıyor. Gerçeklik anlamında hakikat dendiği zaman varlıkların ya da olayların var olmasıdır. Doğruluk anlamında hakikat ise ortaya atılan iddia ve önermelerin gerçekliğe uygunluğudur. İşte bu anlamlarla hakikat diyoruz. Düşünme ve bilgi kelimeleriyle devam edelim düşünme zihinsel bir etkinlik olarak duyu verilerinin içeriğinin algılanması hem de çeşitli türden kavramların anlamlandırılmasıdır. Dolayısıyla bu zihinde gerçekleşiyor. Düşünmek zihindedir. Buraya aldığımız bir kavramı, bir veriyi ne yapıyoruz? Çeşitli türden kavramları düşüncemizle anlamlandırıyoruz. Buna düşünme faaliyeti deniyor. Bilgi ise bu düşünmemizin sonucunda ortaya çıkan üründür. Diğer bir ifadeyle insan ile bilinen yani insan dahil her şey arasındaki etkileşimden ortaya çıkan ürüne bilgi diyoruz. Düşündük, taşındık, sonuçta bir karara vardık. O karar bilgidir. Bilinç, öz bilinç. Kişinin kendinin ve dış çevrenin farkında olmasıdır. Mesela dışarıda bir kavga varsa, diyelim dışarıda bir olay varsa ya da bir parkta, bir bahçede bir etkinlik varsa siz ondan farkına varamıyorsanız bilinçsizsinizdir. Ama farkına vardınız. Orada bir etkinlik, bir konser var dediniz. İşte bu bilinçli olduğunuzun anlamındadır. Öz bilinç ise kişinin kendi bilinci üzerine düşünmesi ve düşüncelerinde nelerin etkili olduğunu fark etmesidir. Kendi bilincimiz üzerine bir e, tasarlama yapıyoruz ve düşüncelerimiz nelerden etkilenmiş. Bunları fark edersek diyelim televizyondan, internetten, arkadaşımdan, öğretmenimden çok etkilendim ve şu sonuca vardım. İşte bu öz bilinç oluyor. Ve filozof değerli arkadaşlar felsefik düşünce öğreten, felsefeyle uğraşan kişilere, alimlere filozof denir. Mesela fıkıhla uğraşana faki, edebiyatla uğraşana edebiyatçı, Fil işte felsefeyle, düşünceyle uğraşanlara da filozof ismi veriliyor. Platon, Platon dendiği zaman devlet aklımıza gelir değil mi? Felsefe, diyalektik düşünme yoluyla ideallerin yani formların bilgisini kavramaktır. Yani e, diyalektik düşüneceğiz, formların bilgisini kavrayacağız. Felsefe doğruyu bulma yolunda idealist yani düşünsel bir çalışmadır diyor Platon. Sokrates ise felsefe neleri bilmediğini bilmektir. Ve biz hiçbir şey bilmiyoruz o zaman. Sıfırdan başlıyoruz işte öğrendiğimiz her şey bizim için bir felsefedir diyor. İslam filozoflarından Farabi kitab hurufunda felsefe var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir. Çünkü var olmayanı bilmemiz mümkün değil. Ona gayb denir. Gaybı da Allah bilir. O zaman biz var olanları yani diyelim düşünme nedir? Ahlak nedir? Kötülük nedir? Bunlar var değil mi? O var olan bir şey üzerine düşünmektir demiş. Kim demiş? Farabi. İbn Sina ise Kitab-ı Şifa metafizikte felsefe hem kuramsal hem de pratik olarak yetkinleşmedir şeklinde bir tanım yapmış. Hilmi Ziya Ülken felsefeye girişte felsefe insanın varlık hakkındaki düşüncesi ve bu düşüncelerinde düşüncesidir. Başka da işte felsefe varlık ilmidir diyor. Karl Jebser ise felsefeye giriş kitabında felsefe yolda olmak demektir. Felsefede sorular cevaplardan daha önemlidir. Her cevap yeni sorulara çevrilir. Kötülük nedir diyelim. Burada kötülüğe verilen cevaptan daha ziyade diyor. Sürekli soru sormak daha eftaldir. Gerçeği bulma konusunda. Augustinus felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle gerçek din özdeştir der. Anselmus inanılanı anlamaya çalışmaktır der. Thomas Hobbes felsefe yapmak doğru düşünmektir der. Francis Bacon deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir der. Epikuros mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı eylemsel bir sistemdir der. Leibniz ise gerçekte doğru olanı algılamaktır. Felsefe göklerden yere inerek beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmektir der. İşte bu şekilde ilgilenenlere de zaten filozof deniyor. Neden bu kadar farklı tanımlar yapılmış hiç düşündünüz mü? Her çağın tabii ki kendine has özellikleri vardır. Felsefenin konu alanı çok geniştir. Yani felsefenin evrene dair her şeyi sorgulaması vardır. Düşünün. Düşünmekten başlıyor. İyilikten, kötülükten, güzelden, ahlaktan, tanrıdan, dinden her şey felsefenin konusu olabiliyor. Ayrıca filozofların kişisel bakış açıları da önemlidir. Bu din değil ki iman, inanç esasları bir kitapta yazsın. Felsefe düşünme etkinliğidir. Dolayısıyla siz de mesela ileride bir filozof olabilirsiniz düşünebilirsiniz. Filozofların farklı kültürel çevrelerde yaşamasından dolayı da işte farklı farklı tanımlar yapmışlar değerli arkadaşlar. O zaman felsefe genel anlamda ne diyeceğiz? Evreni özelde ise insanın kendini ve tüm yaşamı akıl mantık süzgecinden geçirerek anlamak çabasıdır. Hani dinle bir şey var ya ben kimim bu dünyada işim ne beni kim yarattı Allah var mıdır ahiret var mıdır bunların e, tartıştığınız zaman bir sonuca ulaştığınız zaman aklı selim ile nereye ulaşırsınız? Tahkiki iman seviyesine ulaşırsınız diyelim. dört dörtlük iman ulaşmış olursunuz ya da bunları düşünerek inkar seviyesinde bir yaklaşma geçebilirsiniz. İşte felsefede böyle bir sonuç yok. Yani düşünme ile ilgili, işte iyilikle ilgili güzelle ilgili sürekli sorular sorulur ve bu sorulara tüm filozoflar farklı farklı cevaplar verir. Ve orada seninki yanlıştır, benimki yanlıştır, benimki doğrudur diye iddialaşma da olmaz. Filozoflar bu şekilde soru sorarak gerçek ideale ulaşmaya çalışırlar ki bu da bir ömür boyu sürecek bir şeydir. Etik, ahlak, metafizik, epistemoloji, bilgi ve mantık ile ilgili sorular cevap arayan bir disiplindir. Şimdi o zaman felsefe Etik demek ahlak demek. Epistemolojide bilgi demek. Hem etik hem metafizik hem epistemoloji hem de mantıkla ilgili soru arayan disiplin neymiş? Felsefe. Doğa üzerine düşünsel bir araştırma ve inceleme alanıdır. Gerçeklik, bilgi ve değerlerin esasları üzerine ampirik, deneysel bir çalışmadan ziyade mantıksal nedenler üzerinde bir inceleme yapılır. Yani deney yapılmaz. Güzellik neymiş hadi bir deney yapalım Şimdi öyle bir şey olsa zaten deney olsa bilim olur o zaman. Bilimde de sonuçlar ispatlıdır, evrenseldir. Tüm dünyada aynı nedenler, aynı sonucu verir. Mesela su 100 derecede kaynar. Yani Amerika'da da kaynar bu. İran'da da kaynar, Türkiye'de de. Ama felsefede işte bilgi nedir sorusunun cevabı her yerde farklı farklı verilir. Varoluş, gerçeklik ve bilginin varlığı ve yapısı üzerine düşünme faaliyetidir. Temel esaslar üzerine rasyonel, mantıksal ve eleştirel bir düşünme tarzıdır. Bilimlerdeki soruların aksine felsefenin uğraştığı sorular temel esaslarla ilgili soyut sorulardır. İnsanın temel iki duygusu olan merak ve hayrete dayanan bir alandır. Felsefe düşünme üzerinde düşünen bir sanattır. Düşünüyorum, o halde varım. Mantığı vardır burada. Evet, gelelim filozof talesi, anaksimenleri anaksimenesi görüyorsunuz temsili resimlerini. Tarihte filozof olarak bilinen, nitelendirilen ilk kişi Thales'tir değerli arkadaşlar. Thales ilk filozof olarak tanır. Sözlükte felsefeyle uğraşan, felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimseye felsefeci yani filozof denmiş. Felsefe yapmaya meraklı olan kimseye de filozof denmiş. Köken bilimsel sözlükte ise Arapçadan faylasuf, felsefeyle uğraşan aslında eski Yunanca filos filosofos, bilgelik seven sevmek, sofos, bilge, bilgin usta anlamına gelirken edebiyatımızda feylesof, rind, bilge, mutasavvıf, alim diye bilinen bir ismin tüm dünyadaki biçimidir, filozof. O zaman düşünme faaliyeti gerçekleştiren kişiler diyeceğiz, filozof. Filozof bilgeliğe karşı duyulan sevgi ya da dostluk anlamlarına da geliyor. Bilgeliğe, öğrenmeye, araştırmaya, soru sormaya değil mi? Filozof kesin bilgileri ya da mutlak hakikatlere sahip olduğunu sanan kimse değildir. Mesela biz E Akademi TV olarak diyoruz ki Türkiye'nin en büyük zengin içerikli sözel ders kanalı diyoruz. Bunu ispatlayabilir miyiz? İspatlayabiliriz. İşte videolarımızın sayısına bakarız, izleyici sayısına bakarız, izlenme sayısına bakarız. Doğru ya da yanlış bir sonuç buluruz. Bazıları der ki sonucun işte yanlış çıktı. Bazıları der ki doğru çıktı. Ama ispatlanabilir durum bu. Felsefe de öyle bir şey yok. Güzellik ilgili görüşleri savunan bir filozofa sen çok kötü düşünmüşsün, yanlış düşünmüşsün denmez. Filozof hayatın anlamını bulmaya çalışan, bilgeliği ve bilgiyi seven, arayan, ele geçirmek için çaba harcayan kimsedir. Yani bir işçi nasıl ki e, fabrikada işini tam yapmak için gayret ediyor, bir sonuca ulaşmak istiyor, makinayı bitirmek istiyor, elindeki ürünü tamamlamak istiyor, otomobili bitirmek istiyor, bir sonuç almaya çalışıyor. Ama felsefede o sonucun çıkıp çıkmayacağı belli değil. O yüzden sürekli düşünme, soru sorma, yeni bilgiler edinme biçimidir. İnançların, törelerin, gelmiş düşünce biçimlerinin dışına çıkamayan, bunlara körü körüne yani bilinçsizle bağlı olan kimse doğrunun ve bilginin ne olduğunu kesinlikle bildiğine inanır. Bunlardan kuşku duymaz. Yani bizler diyelim yaşadığımız memlekette ahlakla ilgili bazı kurallar biliyoruz. İşte e, ne diyelim? Küçükler büyüklere saygı gösterir. Büyükler de küçükleri sever. Şimdi biz bunu mümkün değildir değiştirmeyiz. Çünkü biz geçmişten böyle görmüşüz. Buna inanmışız. Ama filozof burada bu soruları sorar. Küçükler büyüklere neden saygı göstermelidir? Ya da büyükler küçüklere gerçekten sevgi beslemeli midir? Ya da nasıl olmalıdır? Bakın bunları araştırıyor. Orada bir soru sorarak düşünmeye sevk ediyor. Hani e, bir kadın şehre gelmiş anlatırlar ya eşiyle birlikte. Karşıdan karşıya geçecekmiş. Ama adam geçtiği halde kadın geçmemiş. Adam arkasını bir dönse ki eşi yok. Tekrar geliyor. Niye geçmedin diye sorduğunda. Ama diyor erkeklerin önünden geçilmez ki. Bizim köyde geçiliyor mu? Geçilmez. Bakın şehre indiği halde bir düşüncesi var, bir görüşü var, savunduğu bir fikir var. Onu şehirde de devam ettirmeye çalışıyor. Mesela erkeklerin önünden neden geçilmez diye sorup düşünmemiş, görmüş, taklit ediyor onu. Ama bu filozoflarımız ne yapıyorlar? Kendisine şu ya da bu biçimde sunulan inançları, görüşleri, bilgileri, irdeler, eleştirir. Doğru olanı, gerçek bilgiyi, bilgeli yarar. Bu ilkeleri ve kuralları iyice araştırıp akılla bulunmuş temeller üzerine kurmaya yönelir. İşte burada felsefe ile kelam ilmini karşılaştırabilirsiniz. İslam'da mesela kelam ilmi vardır. Ee, i̇nsanları taassuptan, körü körüne bir bilgiye e, bağlanmaktan ya da taklitten kurtarmak için vahiy ile akılı birleştirir. Diyelim Allah birdir, Tanrı vardır deniyor. İşte kelam ilmi gerçekten Allah var mı, neden bir, neden var olmalı gibi sorulara ayetlerde geçen, hadislerde geçen vahyi birleştirerek akılla onu ispatlamaya çalışıyor. Felsefede ise vak, e, vahiy yok. Yani kutsal kitap yok. Burada sadece akıl var. Akılla işte bilgiyi, gerçekliği, doğruyu, adaleti, huzuru aramaya çalışıyorlar. Bunu da tabii ki düşünme yöntemiyle sağlıyorlar. Filozofların özellikleri neler o zaman? En temel özellikleri merak ve şüphe duygusuyla hareket ederler. Her şeyden merak ederler. Ben var mıyım? Ben erkek miyim? Ben bu dünyaya niye geldim? Gerçekten din var mıdır? Özgürlük var mıdır? Bakın bunlar ne yapıyor? Merak ediyor, şüpheleniyor, araştırıyor. Her şeyi eleştiriyorlar, her şeyi sorgulayıyorlar. Tabu yoktur yani. Ve sabırlıdırlar. Yani bulamadım tüh, niye düşünemedim demezler. Akla ve mantığa göre hareket ederler. Yani kurdukları cümleler insanın aklına ve mantığına uygun olur. Gerçekleri dile getirmede cesurdurlar. Ya ben şimdi bunu dersem bana ne derler demezler. Farklı bakış açılarına sahiptirler. Her filozof kendi bakış açısından olayları değerlendirir. Akıl yürütme becerileri çok yüksektir. Toplumsal duyarlılıkları vardır. Sorunlara karşı diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Birinci ünitemizle ilgili 10. sınıf felsefe ile ilgili ufak tefek bir tekrar yaptık. Umarım faydasını görürsünüz. Kanalımızda 10. sınıf felsefenin tüm konu içeriklerini izleyebilirsiniz. Hepinize derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.